Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Yani kaydını birlikte yapalım. Dün Diyarbakır yarışları vardı. Pek başarılı olamadığım bir yarışlar. Diyarbakır, Elazığ burası da öyle aşağı yukarı pek başarı sağlayamadığım yerlerdi. Dün Diyarbakır'da tutturan arkadaşlar oldu. Birkaç atımız geldi diyeyim. Şansımız yanımızdaydı. Tutturan arkadaşlara hayırlı olsun dedim. Güle güle harcasınlar. İkramiye kazanan arkadaşları. Bugün de Elazığ, yani güzel program var Elazığ'ın, direkt çıkan atları da var. Deneyeceğiz, şansımızı deneyeceğiz. Bu işler böyle arkadaşlar. Yaklaşık kendi adıma söyleyeyim, 20-25 yıllık bir tecrübem var bu at yarışlarında. Ki bu tabloları ancak bu hale getirebildim. Eskinin padok çalışanıyım. Padok bülteni biliyorsunuzdur. Ki her gün alır mutlak dersimi çalışırdım padokta. Gördüğüm en iyi bültendi. Kalktı. Kalktıktan sonra da ben bırakmıştım at yarışını. Daha sonra tekrar ne yaparım diye uğraştığımda bilgisayar ortamlarında artık en son getirebildiğim hal bu. Bu şekilde de götürmeye çalışıyorum. At yarışları kazanç kapısı değildir. Bu cümleyi devamlı olarak kullanıyorum sizlere ki aynı şekilde tekrar tekrar kesinlikle bütçenizi aşmayın diye söyler dururum. Aşmayın arkadaşlar. Bu olayları, hani bu tecrübeleri biz edindik bu yaşımıza gelene kadar. Yeni oynayan, yeni başlayan arkadaşlara da. Bu olayı maça, hani hafta sonu bir maça gidersiniz. Kendi tuttuğunuz takımın maçına gidersiniz. Cebinizde 100 lira vardır. Harcayacaksınızdır. Bilet parası, yemek yersiniz. Takımınızı izlersiniz. Son dakikaya bir gol sığar. Mutlu olursunuz. Bağırır, çağırırsınız. Bu işte böyledir. Yani harcayacağınız parayı, cebinizdeki ayırdığınız parayı bilin, ona göre bu oyunlara iştirak edin. Yoksa bu oyunlara kendini kaptıran, hırs yapan arkadaşları, kişileri gördüm ve sonuçlarını gördüm. Çok acı sonuçlar gördüm ki bunu bilerekten bunları size anlatıyorum. Kesinlikle oynayın, mutlak kazanacaksınız. Kesinlikle demem, adı üzerinde şans oyunudur. Zaten yatırdığınız her 10 liranın 5 lirasını otomatik kaybedersiniz, keserler. TCK alır, 5 lirasını alır. Kalan 5 lirayı dağıtacaktır. Kasa her zaman kazanır. Sonuçta kasa her zaman kazanır. Bir de tutturursanız üzerinden vergi alacağız tekrar. Yaklaşık %60'lara yakın bir kesintimiz olur TCK olarak. O yüzden bu İşi keyif olarak yapın, keyifli hale getirin. O zaman hem tutturmanın keyfine varırsınız, hem oyunlardan zevk alırsınız. Yaptığım şey de bu tablolarda oyunları keyifli hale getirmek, bilinçli oynamak. Geldiği zaman tuttuğunuz atın o keyfi, zevki yaşamanızı istemekten başka bir şey değil. Ki bu tecrübelerimi, bilgilerimi her zaman için aktarıyorum, aktarmaya da devam edeceğim. Başlayalım. Birinci koşu Maiden Öz Kardeş. Bu kazancı yüksek safkan. Genellikle böyle safkanlar Maiden'lardan çıkacaklar, artık çıkıyorlar da. Çok kaliteli bir safkan yoksa bu grup içerisinde, tespitiniz varsa mutlaka yazın. Kullanın o atı. Ama yoksa Öz Kardeş kazancı bayağı bir 2-3 Maiden parası kazanmış bu safkan. Bu at Maiden'dan çıkar. Diğerleri bunun arkasına saklanır diyeyim. Geçmezler bu atı. Çünkü öbürleri de tabelada dolaşacaklar. Daha bunların çoğu para kazanacak. Maiden'dan çıkarlarsa kazanamazlar. O yüzden bu atı beklerler. Bu atın arkasına saklanırlar deyip. Kalitelisi varsa çıkıyor. 5 numara safkanı geçer. Kaliteli at. Bu şekilde izah etmiş olayım. Geçeyim ikinci koşu. Şartlı 3 mücadele. Burada da kazanç, hem kazancı yüksek hem kalitesi yüksek olan safkanlar şartlı üçlerde kazanır ki son yarışı başarılı olmalı. Bu şarta uyan bir safkanımız var. Ferit Bilmiş. Kızıl Şafak bir nolu safkan. Gruptan hala kalite olarak üste çıkıyor ki kazanır, tekrar kazanır. Kazanması gerekir daha doğrusu. Bir koşmaz ise şayet, o zaman sürpriz biter arkadaşlar. 4-6 bu grubun sürprizini yapabilmek potansiyelini barındıran safkanlardır. 4 ve 6 nolu safkanlar. Umarım 1 nolu safkan 3. olmaz. Bir de öyle bir özelliğimiz var.
Bu plase ayaklarında falan oluyor bunlar. Normalde normali birin grubu geçmesi gerekir. Geçiyorum 3. koşu. Handikap 14, handikap 3. Bu handikap yarışlarında her zaman söylediğimdir. Grubumuzda da söylerim bunu. Kilo veren safkanlara mutlak gidelim diye ki burada kilo veren safkan 7 nolu safkan Bay Rossi. Son yarışları ikincilik iki tane ikinciliği var. Kazanç da sağlamış. Handikap düşürmeye gitmiyor bakın. Bunlar da önemlidir bu at yarışlarında. Erkek safkan mesafe uygun kazanması gerekir. 7 nolu safkanın. Bay Rossi'nin bu grupta kazanması gerekir. Diğer atlardan kim olur? Kalite puanı yüksek veren safkanlar kazanç sağlayamamış. Grupta kilolar farkındaysanız dengeli 3, 6, 1 gibi safkanlar şanslı olurlar, sürpriz yaparak gelirler. Bu 4 atın dışına da çıkma ihtimali her zaman vardır. Yarış handikap yarış. O zaman da ciddi anlamda sürpriz çıkartır. Force de gelir, sürpriz de gelir. Her türlü sonucu açıktır böyle yarışlar. Ama yarışın şartına uyan öncelikli safkanlar benim görebildiğim bunlar arkadaşlar. 7 kazanması gerekir. 3-6-1 iyi koşmazsa rakipleri olur. Geçiyorum. Dördüncü koşu şartlı 3 mücadele. Burada da aynı mantıkta gideceğiz gene. Son yarışı başarılı. Kazanç bölgesinin kaliteli atını bulmak zorundayız. Bu şartlara uyan bir safkan Red Rebel 8. Ferit üzerinde. Yani bütün şartları aşağı yukarı yerine getirmiş durumda. Kazanması gerekir Red Rebel'in. Hasri Yağız, bir 10 nolu safkan, 2 nolu safkan bunlar son yarışları kötü. Bu gruba düşmüş safkanlar. 2 demeyeyim ama 10 nolu Hasri Yağız için. Buranın atı değil. Normal şartlarda Hasri Yağız kalite handikap puanı 75 veriyor bakın. 2'ye katlıyor, 3'e katlıyor. Tutarak kazanması gerekir. Ancak sıkıntılı koştuğu için buraya gelmiştir. İlgilileri, Abdullah Yalçın sahibi, antrenörü Demirol, atlarına güvenmedikleri için getirip şartlı 3'e kaydettirmişler. Zaten kazancı yok. O yüzden sıkıntılı koşarlar. Tek önermem. Yazılır mı? Karar sizin. Yazılabilir. Grubun en kaliteli safkanı. 2 nolu safkan buna benzerdir. Onun handikapı düşük. Ama kalite puanı gene de iyi olsa da işte sıkıntılı koşan safkanlar halindedirler. O yüzden 8 rakipsiz kalır, koşarsa kazanır. Koşmazsa ne olur? 8, 10, 2 olur. Koşmayabilirler. O zaman da gene kazanç bölgesi atları 6, 1 grupta kalite puanı yüksek veren safkanlar. Bir de altta son yarışı başarılı olan kiloya bakmaksızın bakın burada kilolar etken değildir. Kiloya bakmaksızın 4 nolu safkan. Grupta 17 kalite puanını verdi. Bu alt grup dediğim bu grupta bu puanıyla da son yarışıyla da tekrar kazanma ihtimali olan safkan haline gelir. 8, 6, 1, 4 önereceğim safkanlar. 8 tek olabilir. At yarışında bir de kesin konuşulmaz arkadaşlar. Hani bu kazanır, bu gelir, şöyle yapacağız, böyle kazandıracağız, tutturacağız, kesin kazanç sağlayacaksınız. Öyle bir şey yoktur. At yarışıdır. Yani şans oyunudur. Öyle bilsek yorumcular olarak kendimiz oynar, her gün kendimiz tuttururuz yani. Size niye söyleyeyim ki? Bu mantıkta düşünün ki öyle bir şey yok zaten. Zaten öyle bir şey de demem hiçbir zaman için. Bu oyunlardan keyif alın derim her zaman. 5. koşu şartlı 4. Yukarıdaki şartlı 3'ün aynı mantığında gider şartlı yarışlar. Kilolara bakmaksızın bakın kilolar aşağı yukarı dengelidir ha. Kilo alan safkan da iyi safkandır şartlı yarışlarda. 7 Poyraz Ateşi. Bu safkan da son yarışı başarılı. Kalite handikap puanı yurttayla aynı. Aşağı yukarı aynı. Çok şanslı koşar böyle safkan. Rakibi vardır hemen yukarıdaki yurttay olur. 3 nolu safkan olur. Çok yani uzak rakip değildir. Yakın rakibidir. 2 Catch the Money. Bu safkan da 38 kalite puanıyla bu iki safkanın arkasından gelir. Bunlar yer değiştirirler. Yani durumuna göre, atın durumuna göre, gidişata göre, forma göre, formlarına göre yer değiştirirler. 3-7, 7-3, 2-7, 7-2 bitmesi gereken bir yarış. Bir Kaizbert olmasına rağmen handikap puanı bu atların arkasında kalıyor farkındaysanız.
Ama bu 3 at koşmazsa beton ayak Kaysbert Safkan beton ayak şanslı hale gelir. Alt grup handikap puanı yetersiz olan Safkanlar. Ancak beton ayak 27 kalite puanı verirken 5 de bakın 27 kalite puanı veriyor. Eğer 7, 3, 2 eksik koşarlarsa 1 ile 5 aynı şansa sahip olurlar. Eksik koşarlarsa bunlara sıra gelecektir. Görünen bu. Ki yabancı yarışlarda da farkındaysanız devamlı aynı şeyleri söylerim, aynı şeyleri anlatırım. Burada da aynı olayları anlatmak değil. Bir de kesinlikle performans çalışmıyorum buralarda. Diyarbakır, Elazığ yani tek bir kere bile bakmam. Bakarsam yanıltırlar. Altıncı koşu maiden. Bu maiden'da da kazancı yüksek olan safkan yok. Böyle maiden'larda, yukarıdaki maiden'da vardı. Burada yok. Kaliteli safkana gitmek zorundayız. Grubun kaliteli safkanları çıkar maiden'da. Diğerleri dolaşmaya devam eder. Yani şu ikincilikler alan safkanlar ikinci olmaya devam eder. Kaliteli safkan var ise. O da Caymaz çıktı. O da Ferit'le kazanabilir. İki. Kalitesinden dolayı kazanabilir. Grupta diğer kalite puanı yüksek veren safkan 1. Anatol. Oni. Bu koşmazsa 1. Bu da koşmazsa artık ikincilik yapan, mecburiyetten çıkmak zorunda kalacak olan 5 ve 7'ye sıra gelir. Yine dişi safkan mesafe ters. Bence çıkmaz kolay kolay. 2-3-2-3 devam ederler. Buralarda para toplayacaklar birçok. Bunlar hiçbiri koşmayabilir mi? Evet oluyor böyle şeyler bu maidenlarda. Dördü birden koşmuyor. Bu gruptan en kötü zayıf at kimse o geliyor. O da çok büyük ganyanla geliyor. Onu da gördüm. Yaşadık yani yaşıyoruz. Onu da bilmek necimlik olur. O kadar da değil. Ama sonuçta yarışın git durumu, şartı, uyan safkanları bunlar arkadaşlar. Tek olacaksa gene iki caymaz tek olacaktır. Geçiyorum 7. koşusu. Handikap 15, handikap 3 mücadele. Burada direkt kilo veren safkanlara gitmek zorundayız. Mesafe kısa olsa da. Son yarışları başarılı. Lizge. Bu at daha önce şartlı kazandı. Daha önce de karşıma geldi. Tek de önerdim bu safkanı. Gene çok şanslı koşuyor. Tek olabilir, kazanması gerekir. Bu yarış şartına uyan tek safkan durumunda. Koşmazsa olur. Koşmaya da bilir yani sonuçta at yarışı. Kalite puanına bakmaksızın. Burada kilolar, önce kilolar arkadaşlar. Kilo veren safkan 8. Kaysbert. Koşmazsa, 6 koşmazsa 8 devreye girecektir. Bu da koşmazsa yukarıda yine dişi safkan 3 kalite handikap puanı ile grupta aşağı yukarı aynı kaliteye sahipler. Sancak şeyi devreye girecektir. Apranti indirimli bu kilosu 59. Artık bundan sonra bu 3 safkandan sonra her sonuç çıkar buradan. Yani bütün atların kazanma ihtimalleri eşit hale gelir. 7 dahil bak 51 hani kilosu. 7 dahil aşağıdan başlayarak 7 grubun en kaliteli safkanı handikap düşürüyor şu an 9 7 6 7 49. Bu yarışta ya birinci olur hızlı zeliş ya da altıncı olur. Altıncı olursa 47'ye düşer handikapı. Yani ikinci olacağını zannetmiyorum hızlı zeliş için. 2, 4, 1, 5, 5 buranın en çok kazanan safkanı o yüzden 64 kilo ve kalite puanı 8. Bunun dahi normalde en geride kalır. Bunun dahi şansı olur arkadaşlar. Handikaplar o yüzden zordur her zaman söylediğim şeyler. Ama öne çıkacak atlar, yarışın şansın şartına uyan safkanlar 6, 8, 3, 7 gibi safkanlardır. Yoksa gruptaki kalite puanı yüksek kazancı az olan 2, 1, 4 gibi safkanlar kazanır. Az at ama böyle bir yarıştır işte. 8. koşu handikap 14, handikap 3. Gene mesafe kısa. Bazen kızıyorum bu TCK'ya da. Yani madem handikap yapıyorsunuz yarışları niye 1200 koyuyorsunuz? Yukarıda kazanan at 1, 3 ve 4'tür. Bunlar çok para kazanır. Bunlar bu kiloyla tekrar kazanırlar burada. 1500 yapsanız bu iki safkan geri planda kalır. 3 ve 4. 1200 yaparsanız bunlar yarışta olurlar. O yüzden çok ata ihtiyaç olur. Önerim 9 nolu safkan mürürlü. Yukarıdaki at gibi. Bu da burada buranın yarış şartına uyan en kaliteli demeyeyim de yarış şartına uyan safkan.
Kalite puanı değil, önce dediğim gibi kilolar konuşur. Kazanması gerekir. Tek olur. Son ayak tekidir yani. Bu böyle atları son ayaklarda devamlı söylerim. Tek öneririm mutlaka. Diğer yarışlarda da, diğer grubumuzda da söylerim. Sebebi bu son ayaktaki tek geldiği zaman kuponu buraya getirip beklemek hem eğlencelidir hem keyiflidir. Bir de takımınızı izlerken son dakika golü olur mesela. O golü atmak gibi keyif alırsınız. 9 yarışı kazandığı anda büyük bir ihtimal tek attıysanız kuponunuz buraya kadar gelmiştir. Tutma ihtimali yüksektir. Öyle atlardan bir tanesi mutlak önerdiğim safkandır. Kazanmasını beklediğim tek olarak önereceğim safkandır son ayaktaki. Koşmazsa ne olur? Handikap 14 yarış ve karışır. 12-10 olmak üzere 12 Carlsberg'tir. Direkt gelecek bu hatta artık. Handikap puanları yerlerde geziyor. 12-10 grubun kaliteli safkanları yukarıdaki gruptan, kilo alan gruptan kazancı olmayan kalitede kalan 5-2-1 sürpriz yaparak kazanırlar. Bunlar da koşmazsa herhangi bir at gelme ihtimali yüksek kalır. Kimin geleceğini kestirmem zor. Evet, biraz ayrıntılı verdim. Umarım işinize yarar, faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.